merhaba. Runik yazıtlarla ilgili belgeselimizle beraber sizlerleyiz. Yalnız bu sefer runik yazıtlar Orta Asya'dan ya da başka bir bölgeden değil, İskandinav bölgesinden, Kuzey Avrupa'dan, İsveç'in 4. büyük şehri olan Uppsala'dan sizlere sesleniyoruz. Uppsala neden önemli? Çünkü tarihte de Uppland olarak geçiyor bu bölge. Özellikle Vikinglerin yaşamış olduğu bir yer. Ve bu runik yazıtların oldukça fazla olduğu bir yerdeyiz şu anda. Arkamda görmüş olduğunuz tepeler aslında Viking mezarları. Siz bunları belki birazcık bu dünyada da meşhur olan Vikingler dizisiyle biliyorsunuz. Eğer izleyenleriniz varsa orada bunlarla ilgili Uppsala'nın bir haç merkezi olduğu, dini açıdan onlar açısından da önemli olduğu o dizide belirtiliyordu. Hatta onların kurban etme ritüellerinin gerçekleştiği ağaçlar hemen bu tepelerin arkasında yer alıyor. Onların da birazdan size görüntülerini vereceğiz. Burası Gamla Uppsala, yani eski şehir olarak geçiyor. Burada yer alan sadece koruma olarak bu çitler var ama üstüne çıkabiliyoruz. Hatta üstüne çıktığınızda şehrin çok güzel bir manzarası yer alıyor. Dediğim gibi burası dini açıdan da önemli bir bölge. Zaten Gamla Uppsala'da hemen karşımda kilise yer alıyor ve o kilisenin hemen kuzey tarafında da runik taşlar var. Bu belgeselde biz öncelikle tabii böyle taşlarla ilgili genel bir bilgi vereceğiz. Daha sonrasında İskandinav mitolojisiyle Türk mitolojisinin benzeyen taraflarını ve Utark alfabesiyle Göktürk alfabesinin benzerliklerini içermesi ve bunları yazıtlar üzerinden göstermeye çalışacağız. Tabii ben de bilimci değilim. Halk bilimciyim, halk bilimi doktoruyum. O yüzden daha çok bu konuda diye bilimsel olarak değil, kültürel olarak yaklaşmaya çalışacağım. Bu arada şunu da belirtmek istiyorum. Buradaki amacımız Futark alfabesi aslında Göktürk alfabesidir ya da Odin aslında Türktür ya da işte Vikingler Türktür gibi bir iddiada bulunmak değil amacımız. Bizim amacımız bu iki kültürdeki ve iki alfabedeki benzerlikleri ortaya koymak. Çünkü bu izaha açık bir konu, tartışmalı bir konu. Burada dikkat etmek istediğimiz nokta, dikkat çekmek istediğimiz nokta araştırmacıların ilgisini çekmek, bu belgeselle birazcık daha gündeme gelmesini sağlamak ve tabii ki bu konu üzerine yapılması gereken pek çok araştırma ve çalışma var. Ama benzerlikler dikkat çekici olduğu için biz de bu belgeselimizde bu konuyu ele almaya karar verdik. Taşların insan hayatında çok önemli bir yeri var. Tabiatın bir parçası olan taşların insan hayatında barınmadan korunmaya, doğumdan ölüme kadar pek çok işlevi vardır. Bu yüzden olsa gerek biz tarihi de hatta taşlardan öğreniyoruz. Özellikle yazının olmadığı dönemlerde taşlar bu konuda bize yardımcı oluyor. Bu yüzden dünyadaki pek çok müzede taşlarla ilgili pek çok malzeme, materyal görmek mümkün. Tarihin her döneminde taşlarla ilgili inanışlar vardır. Özellikle eski toplumlarda tapınma dışında muska ve tılsım olarak da kullanıldığını bilmekteyiz. Ama bizim konumuz dikili taşlar. Dikili taşlar neden önemli? Mesela eski Türklere baktığımızda, bu özellikle Göktürk yazıtlarına, Bengü taşlara baktığımızda ebediyet taşıdır aynı zamanda. Sonsuzluğu simgeler ve önündeki koçlar da genellikle mesela gücü simgelemekte ve ölen birisinin anısına dikilmekte. Ya övünme ya da çeşitli türlü öğütlerin yer aldığı yazıtlardır bunlar. Asya'da Türkler ölen kağanları ve önde gelen devlet adamları için yaptırdıkları mezar anıtlarındaki barkların önünde bir kaplumbağa heykeli üzerine diktikleri yazıta o kişi ve o dönemi hakkında bilgiler ve türlü öğütler yazarlardı. Dikili taşlara işlenen bu sözlerin sonsuza dek kalacağına inanırlardı. Buna inandıkları için de bu yazıtlara Bengü taşı adını verirlerdi. Yani sonsuzluk taşıdı. Bilinen ilk Türk yazıtları Göktürk yazıtlarıdır. Dikili yazıtın kaidesi olan kaplumbağanın uzun ömrü ve bunların önündeki koç heykellerinin gücü temsil ettiği kabul edilmektedir. Orta Asya'daki bu yazıtlarla aslında İskandinav kültüründeki yazıtları şu açıdan benzetebiliriz. Her iki yazıt türünün de ölen kişilerin ardından dikildiğini görmekteyiz. Özellikle bu ilk runik yazıtların deniz aşırı ölen Vikingler için dikildiğini biliyoruz. Daha sonrasında tabii gündelik hayatla ve günlük hikayelerle ilgili de yazıtlar dikilmiş ama baktığımız zaman çoğunlukla bu İskandinav kültüründe yer alan runik yazıtların onların anısına dikildiğini görmekteyiz ve onların da kültürüne ait semboller
içeren, yüzeyinde sembollerin yer aldığı yazıtlardır. Bu anlamda Orta Asya'daki Türk yazıtlarıyla da benzerlik göstermektedir. Dünyada İskandinav mitolojisi, Yunan mitolojisi ve Mısır mitolojisiyle beraber dikkat çeken mitolojilerden. Türk mitolojisi de en az bunlar kadar zengin içeriğe ve materyale sahip olmasına rağmen ne yazık ki bunların gerisinde kalmış. Tabii bunun çeşitli sebepleri var. Hem üzerine yapılan araştırmaların çokluğundan kaynaklı hem de medyanın belli planda bir önemi var. Biz mesela İskandinav mitolojisine baktığımızda bu mitolojiyle ilgili pek çok medya içeriğinin, dijital içeriğin üretildiğini görüyoruz. İşte sinema filminden dizilere, animasyon filmlerine, bunun yanında bilgisayar oyunlarına kadar pek çok içeriğin üretildiğini görmekteyiz. İşin ilginç tarafı aslında İskandinav mitolojisiyle Türk mitolojisinin benzeyen pek çok tarafı var. Burada görmüş olduğunuz yer Royal Mounds olarak geçen yer. Burada Viking kral mezarları yer alıyor. Gamla Uppsala'daki bu yerde, bu Royal Mounds'da Thor'un, büyük tanrıları Odin'in ve Freyr'in mezarlarının bulunduğuna inanılıyor. Biz Vikinglerin destanlarına ve sagalarına baktığımızda ve pek çok bilim adamı da Rus, İngiliz ve İsveçli bilim insanı da buna değiniyor. Bununla ilgili pek çok makale ve araştırma var. Odin'in işte Türkland denilen bir yerden geldiğini ve milattan sonra 3. yüzyılda işte Karadeniz'den İskandinavya'ya gelerek bir krallık kurduğundan bahseder. Aslında Odin şamanist özellikler gösterir ve bu şamanist özellikleri sayesinde bu kabilenin kralı olmayı başarıp buralarda hüküm sürdüğüne inanılıyor. O bölgede bu bölge ve bu Gamla Uppsala'daki bu Royal Mounds denilen yerde de bu tanrıları Odin'in, Thor'un ve Freyr'in mezarları yer alıyor. İsveçli bir tarihçi var, Lagerbring. İsveççenin Türkçe ile benzerlikleri ve İsveçlilerin Türk Ataları isimli bir kitabı var. Bunun yanında pek çok bilim adamının da bu konuyla ilgili araştırmalarını görmekteyiz. Diğer bir taraftan Profesör Doktor Osman Karatay ve Emre Aygün'ün Alpler ve Elfler Türk ve İskandinav dünyalarında kahramanlık olgusu diye bir makalesi var. Bu makalede işte Türklerin eskiden yaşadığı bölgeyle bizzat Türk toplulukları ile İskandinavyalıların atalarının yoğun bir temasta olduğunu söyler bu çalışma. Ayrıca etnik temasların da gerçekleştiğini belirtir ve özellikle de kahraman tiplemesinin İskandinav ve Turan dünyalarında büyük ölçüde benzeştiğini ve bu kahramanlara verilen isimlerin de benzeş olduğunu ve belki de kökteş olduğunu vurgularlar. İskandinavya ile İdil boylarını harita üzerinde düşündüğümüzde aralarında çok sıkı tarihi ve kültürel ilişkilerin bulunması normaldir. En ünlü sagaların başında gelen Heimskringla ilk sayfasında Kral Odin'in İskitya'nın yani Ana Rusya'nın doğusundaki Türkland'dan göçünü anlatır. Feridun Asoğlu bazı İskandinav yer isimlerinin Türkçeden gelebileceğini işaret eder. Türkistan'dan İskandinavya'ya göçen Kral Odin daha sonra tanrılaştırılmış ve Kuzeylilerin baş tanrısı haline gelmiştir. Kaminin adı Azdır, yani Göktürk yazıtlarında karşımıza Azbudun olarak çıkar. Abakan Bozkırı'nda Kırgız komşuluğundaki bir halktır. Türk destanlarında geçen erkek ve kadın tiplerinin özelliklerinin hemen hemen hepsinin İskandinav kahramanlarında da olduğunu görürüz. Savaşçı, tüccar, cömert, hukukçu, önsezili, büyücü, becerikli, önder, ozan gibi özellikler dikkat çekicidir. Heimskringla ki bu 5 sagadan oluşur, Yanık Niyal, Kızıl Erik ve Ege sagalarına baktığımızda Türk mitolojisiyle benzer özellikler görülür. Mesela Tanrı Odin'in Yggdrasil denilen bir yaşam ağacından bahsedilir bu saga ve destanlarda ki bu Türk mitolojisindeki hayat ağacıyla eş değerdir. Tanrı Ülgen de mesela onun başında yer alır. Bu Yggdrasil 9 dallı olan bir ağaç ve başında bir kartal bulunuyor ki biliyorsunuz bu Altay mitolojilerinde de geçer, Türk mitolojisinde destanlarında da geçer ve onun bu 9 diyarı gözetlediği söylenir ve bu ağaç da aslında Odin'in yazmayı öğrendiğinden bahsedilir. Bu Yggdrasil ağacına baktığımızda aslında Tanrı Odin'in 8 ayaklı atıyla yer altına yolculuk yapabildiğinden bahsedilir ki bu Türk mitolojisindeki şamanlarla da benzerlik gösterir.
Hayat ağacı olan bu yıktıra ve silin 3 tane kökünün aşağıya doğru olduğunu ve bunların altlarında hayat suyunun, kutsal suyun bulunduğuna inanılır. Tepesinde bir kartal olduğunu ve işte 9 tane alemi gözetlediği söylenir. Bizim yaşadığımız bu dünyaya Midgard deniliyor. Yani orta dünya. Bir de yeraltı dünyası var. Odin'in de bu yer altına yolculuk yaptığı söylenir ki bu Türk şamanlarında da görülen bir özelliktir. Biliyorsunuz Tulpar Türk mitolojisinde uçan atı simgeliyor. Mitolojik bir varlık ve Odin'in de havada, karada, suda gidebilen bir atı var. Bu atıyla çeşitli diyarlara yolculuk yaptığına inanılıyor. Nasıl Yggdrasil'in yani yaşam ağacının 9 tane dalı varsa Uluk Ağa'nın da 9 dalı vardır ve Tanrı Ülgen'in de bu ağaçta yaşadığına inanılır. Uluk Ağa'nın tepesinde de insan ruhlarını temsilen bir kuş bulunur. Tabii ben bu tarafı gösteriyorum çünkü neden? Burada ağaçlar var. Şu önümde gördüğüm ağaçlar aslında bu haç yolculuğunda işte kurbanların gerçekleştiği yer. Tabii net bir bilgi yok ama bu bölgede olduğu söyleniyor. O alan, bu alan en azından bu Royal Mounts'un olduğu yerde bulunuyor. İskandinav mitolojisinde Jormungandr denilen bir çeşit yılan var. Kıyamet günü çıkacağına inanılan ve bu aslında Türk mitolojisindeki Yelbegen'le eş durumdadır. Ve Şahmeran hikayelerinin bazılarıyla da örtüşen bir durum. Mesela Türkiye'de Adana, Mersin'in çevresinde bununla ilgili kıyamet günü çıkacağına inanılan yılan efsaneleri vardır Şahmeran masalına bağlı olarak. Bu hikayeyle de biraz örtüştüğünü düşünüyorum aslında. Ama buradaki o mitolojik varlığı şöyle görüyoruz. Biz taşlarda daha sonra bunu göstereceğiz size. Pek çok taşta mesela Stockholm'de de yer alan o arabesk motifli taşta da ya da Uppsala Üniversitesi'nin bahçesinde yer alan birkaç tane runik yazıtta bu yılan başlı motifler göreceksiniz. Bu yılan başları ejderhayı aslında temsil ediyor ve bunlarla da bağlantılı olduğu düşünülüyor. Dolayısıyla İskandinav mitolojisindeki kıyamet günü ortaya çıkacak aslında yılana ya da ejderhaya da gönderme, yeraltı güçlerine de bir gönderme yapıldığını düşünüyoruz. Yine İskandinav mitolojisinde Ragnarök geçer. Ragnarök kıyamet çağını temsil eder ki bu aslında bir çağın kapanıp yeni bir çağın başladığı bir dönemdir. Bu Türk mitolojisinde de Kılgancı Çağ olarak da bilinir aslında. Bununla da örtüştüğünü görmekteyiz. Şöyle ki Tanrı Odin gibi, Thor gibi, Loki gibi, Heimdall gibi kutsi varlıkların öldüğüne ve ama daha sonra bir kısmının yeniden dirildiğine inanılıyor. Hatta işte bu dönem bir çağın bitip yeni bir çağın başlangıcı olarak kabul ediliyor. İşte o başlangıç olarak da buranın seçildiğini ve bu şekilde buradan Vikinglerin yaşamlarına devam ettiğine inanılıyor. İskandinav denilen topluluklar bugün Norveç, İsveç, Danimarka, İzlanda ve Faroe Adaları'nda yaşamakta olan insan topluluklarını kapsar. Günümüzde İskandinavlar yanlış olarak Viking olarak adlandırılır. Halbuki Viking çağından çok daha önceleri İskandinav kültürünün oluştuğu görülür. Erken İskandinav kültürü hakkında yazılı kaynak olmasa da taş ve metal işçiliği bulguları, tanrı ve tanrıça motifleri, antik mitler ve ritüeller bize bu konuda bir şeyler söyler. Runik taşlı yazıtlar Orta Asya'da olduğu gibi Avrupa ülkelerinde de görülmektedir. Özellikle Kuzey Avrupa ülkelerini içine alan İskandinav, Nordik ve Baltık ülkelerinde daha çok rastlanılmaktadır. Sayıları 5000'i geçen bu yazıtların çoğunluğu İsveç'te bulunur. Runik yazı ilk çağ Orta Asya toplumları, Etrüskler, Macarlar ve vaktiyle Kuzey Avrupa ülkelerinde yaşayanlar tarafından kullanılmış bir yazı sistemidir. Bu yazı sisteminin Kuzey Avrupa ülkelerinde kullanılmış alfabesine Runik alfabe ya da Futhark adı verilir. Bu alfabeye verilen Futhark adı alfabedeki ilk 6 harfin kullanılmasıyla oluşturulmuş yapay bir attır ve İskandinav mitolojisindeki göksel yaşam kavramını ifade eder. Runik adı ise maji ve kahinlikle ilgili görülen bu alfabeyi kullanmış eski Cermen dili halklarının örneğin Ağlılar, Vikingler gibi Runlar adıyla anılmış olmasıdır. Taş, Uplan
runik yazıtı 979. Uplanttakilerin U harfiyle numaralandırılmış olmuş olduklarını söylemişti. Yalnız bu taşın şöyle bir özelliği var. Bu taştaki runik yazılar silinmiş. Hasarlı bir taş bu taş. Ama şuradaki haç işaretini ve bilmem fark edebiliyor musunuz, görebiliyor musunuz? Ama bir gemi var şurada. Kırmızıyla oyulmuş olan, işlenmiş olan bir gemi motifi var. Bu geminin aslında, bu gemi motifinin biz pek çok runik yazıtta, İskandinavya'da yer alan pek çok runik yazıtta görmekteyiz bu gemi motifini. Bu peki neyi temsil ediyor? O Hristiyan ruhun öbür dünyada aslında yolculuğunu temsil eden bir motif. İskandinav runik yazıtları arasında gemi motifini temsil eden, bu Viking çağından kalma gemi motifini temsil eden pek çok yazıt ve klika taşı denilen, yani bu kilise taşları yer almaktadır. Şimdi tabii şöyle bir şeyle karşılaşacaksınız bu belgeselde. Pek çok run taşının aslında kiliselerin içinde yer aldığını göreceksiniz. Hatta bu run taşları ile ilgili çoğu eski bilgi ilk zamanlar kilisenin arşivlerinden ulaşılmış. Şimdi bu taşların mı kilisenin olduğu yere dikildiği, yapıldığı, yoksa kilisenin mi daha sonra bu taşların olduğu yere inşa edildiği tam olarak bilinmiyor. Tartışmalı bir konu. Ama galiba her iki durumda söz konusu. Ama özellikle 11. yüzyıldan sonra dikilen bu taşlarda şunu görmekteyiz. Genellikle birisinin anısına dikilmiş olan taşlar bunlar, yazıtlar bir kaya parçasına, bir demirci ustasının işlemesiyle işlenmiş olan taşlar, İskandinav kültürünü de ve Viking çağının kültürünü de bu taşların içinde görmek mümkün, bu motifleri görmek mümkün. Şimdi neden iki ayrı şey söyledim, İskandinav kültürü ile Viking kültürü? Çünkü bu ikisi birbirine karıştırılabiliyor. Aslında İskandinav kültürü Vikinglerden öncesine dayanıyor. Yani M.Ö. 2000 yılına kadar, hatta çok daha eskiye götüren böyle arkeolojik olarak kalıntılar var en azından. Ama İskandinav kültürüyle Viking kültürü aslında biraz farklı. Tabii daha sonrasında Viking kültürü İskandinav kültürünü çok etkilediği için bu ikisi birbirine karıştırılabiliyor. Ama Viking kültürü İskandinav kültüründen daha sonra buraya gelip Vikinglerin yerleşmesiyle oluşan bir kültür. Onun da altını çizmek gerekiyor. Ama hem İskandinav kültürüne ait hem de Viking kültürüne ait bu motifleri, runik yazıları silinmiş olsa bile, bu hasarlı da olsa bu taşlar, görmek mümkün. Tabii hasarlı neden? Bunlar aslında açık havadalar. Biz pek çok, mesela gezdiğimiz zaman göreceksiniz, pek çok bölgedeki taşların bazıları çok net. Bazıları böyle, bunlar tabii bu arada gücü de simgeledikleri için, daha önce bahsetmiştim. Onların kendi mevkisine, mertebesine göre ya da toplumda bulundukları konuma göre de aslında bu işçilikler falan da değişiyor. Mesela bazıları daha kaba ve şekilsizken bazıları daha düzenli, daha usta işi olduğunu görüyoruz. Bazıları daha büyük taşlara oyulmuşken bazılarının daha küçük taşlara oyulduğunu görüyoruz. Tabii işte ilk ölenlerde daha büyük anıtlar görürken daha sonra daha küçüklerde, hatta gündelik eşyalarda burun yazılarını görüyoruz. Ama bunlar açık havada olduğu için tabii işte hava kirliliği, yağmur, asitlenme, diğer pek çok ekolojik olarak oluşabilecek hasarlara da açık durumdalar ve bunlar taşlarda belirli bir hasara neden oluyor. Ama genel anlamda da geçen yüzyıllara bakıldığında birçoğunun da iyi korunduğunu söyleyebiliriz. Futhark alfabesi olarak bilinen Kuzey Avrupa'daki runik alfabe vaktiyle İskandinav ülkelerinde yaşayanların belirlediği 24 takım yıldızına denk düşecek şekilde 24 harfidir. Ki bu halklardan Vikingler bu 24 takım yıldızının oluşturduğu hatta run hattı adını vermişlerdir. 24 harfli olan ilk Futhark alfabesinin M.Ö. 800 yılı civarında 16 harfe düştüğü düşünülmektedir. Çoğu kaya üzerine yazılmış olan Avrupa'daki runik yazıtlar M.Ö. 2. yüzyıldan 17. yüzyıla dek tarihlenmekte olup sayıları 5000'i aşmaktadır. Bunların çoğu İsveç'te, 1000 kadarı Norveç'te ve 700 kadarı Danimarka'dadır. Grönland, İzlanda, İrlanda ve Britanya adalarında da runik yazı metinlerine rastlanmıştır. Kuzey Avrupa'da kullanılan runik yazı, Töton tarzı, Angıl tarzı ve İskandinav tarzı olmak üzere 3 grupta ele alınır.
Bu runik yazıların bazılarının kimi Etrük ve Öntrük metinlerinde de görüldüğü gibi sağdan sola doğru yazılmıştır. Avrupa'daki runik yazılar günümüzde de okunabilmekle birlikte anlamları bakımından tam olarak çözümlenememiş ve hala gizemini korumaktadır. Batılılarca Türk geleneğinde olduğu gibi Kuzey İskandinav Cermenlerinin kayalara işlenen runik yazılarının Kuzey Latin, Grek, İtalya yani Etrux veya Kimben alfabe hurufatından esinlendiği kuramları mevcuttur. Ancak bu tezler ispatlanamamıştır. Diğer en güçlü tez Batı Hunlarıyla yaşayan Gotların İskandinavya'ya bu yazıyı taşımış olduğudur. Bu konuda oldukça yeterli de bilimsel delil yanında Edda destanları ve İskandinav mitolojisi de runik harfler konusunda Türkleri işaret etmektedir. Run yazılarını icat etti denilen mitolojideki baş tanrı Odin'in de Türk olduğu ve run harflerinin Türklerden geldiği çoğu bilimsel eserde kayıtlıdır. 24 harflik Kuzey Cermen yani İskandinav runik alfabesinin 18 harfinin 38 harflik Göktürk alfabesindeki tamgalarla tam benzer olduğu belgelenmektedir. Bu benzerlik bu araştırmada kullanılan kültürler arası yayılma ve metinler arasılık kuramlarına göre tesadüf olamaz. Kuzey Germen İskandinav runik alfabe Futhark'ın Türk damgaları Göktürk alfabesiyle ortak kökeni üzerine Neşet Keleş'in bir makalesi yer almaktadır. Bu konuyla ilgili daha ayrıntılı bilgiye bu çalışmadan ulaşabilirsiniz. Runları ilk kullananlar yazıya M.Ö. 14. asırdan beri tamgalarla başlayan Türkler olup bu yazı Orta Asya ve Mezopotamya'dan Kuzey İpek ticaret yoluyla tüm Avrasya'ya, İngiltere'ye dek, tüm Kuzey Avrupa ile İskandinavya'ya dek yayılmıştır. Kuzey Germen İskandinav Futhark runik alfabesi ise M.Ö. 3. yüzyıl ile 12. yüzyıl arasında Kuzey Avrupa Cermen halkları arasında kullanılan bir alfabedir. Yoğunluğu İsveç ve Norveç'te olmak üzere Avrupa'da 6500 kaya yazıtının bu alfabe ile yazıldığı kabul edilmiştir. Runik yazıtlar Macaristan'dan Orta Asya'ya tüm Avrasya coğrafyasında görülmektedirler. Hatta Mayfield tarafından yayınlanan geniş bir makalede Orhun alfabesine benzerliklerine değinilmektedir. Turgay Kürüm tarafından yapılan çalışmalarda İsveç'ten Möybüra, Kilever ve İstabi taşlarının Orhun alfabesiyle yani Göktürk alfabesiyle Türkçe olarak okunmaları yapılmıştır. Bu konuyla ilgili başka bir bilgi de İsveçli bilim adamı olan Dagenbring tarafından yazılan İsveç ve Türkçe Dil ve Kültür Ortaklığı kitabıdır. Engelske Park'ın denilen kampüsünde yer alıyoruz. Burada görmüş olduğunuzda benim de misafir öğretim görevlisi olarak görev yaptığım Dil Bilim ve Filoloji bölümü. Zaten çoğunlukla sosyal bilimlerin yer aldığı bir kampüs burası. Engelske Park'ın English Park olarak da geçiyor. Bu parkın tam karşısında bir mezarlık var. Biraz korkunç gibi gözükebilir ama aslında öyle değil. Her yer yeşil, temiz, düzenli. Büyük katedral. Ve Kalina Redivivo buraya çok yakın. Hemen çaprazında zaten az sonra da oradan da görüntüler göreceksiniz. Ve hemen aşağısında da üniversitenin ana binası yer alıyor. Ana binanın önünde run taşları yer alıyor. Size onları göstereceğiz. Uppsala Üniversitesi'nin ana binasının önündeyiz. Hemen önümüzde run taşları yer alıyor. Bugün size bahçesindeki run taşlarından bahsedeceğiz.
Uppsala Üniversitesi 1477 yılında kurulan bir üniversite. Avrupa'nın en eski ve en köklü üniversitelerinden bir tanesi. Ki dünyada da ilk yüze girmeyi başarabilmiş olan bir üniversite. Konumu itibariyle çok merkezi bir yerde. Şehrin ortasında hemen meşhur Uppsala Katedrali'nin yan tarafında yer alıyor. Yine dikkat ederseniz kiliseye yakın bir yerde bu taşları bulunuyor. Bunun yanında aslında bütün şehir sanki böyle kampüsten bahsediyoruz ama sanki şehir kampüsünün içine kurulmuş gibi. Kampüs şehrin içine değil de şehir kampüsünün içine kurulmuş gibi. Çünkü büyük bir park. Mesela Engelska Park'ın kampüsü büyük bir park. Burası da zaten üniversite bahçesi olarak geçiyor. Ve şehrin ortasında zaten şehirle iç içe olan bir yer. Şehrin farklı yerlerinde de yine fakültelerini, kampüslerini görmeniz mümkün Uppsala Üniversitesi'nin. Bizim için önemli olan taraf hemen çünkü bahçesinde ön tarafında run taşlarının bulunuyor olması. Hemen yanında da meşhur büyük katedral yer alıyor. Yine İsveç'in en büyük kiliselerinden, önemli din merkezlerinden bir tanesi. Hatta o yüzden buraya da çok fazla turist gelmekte. Yine en eski yapılardan bir tanesi. Burası zaten tarihi bir yer. 11. yüzyıldan, 12. yüzyıldan, 14. yüzyıldan eserler görmektesiniz. Run taşları da burada bahçenin içerisinde yine şehirle iç içe bir şekilde aslında yer almaya devam ediyor. Evet, Uppsala Üniversitesi'nin ana binasının önünde o bahsettiğimiz run taşlarının yanındayız. Görmüş olduğunuz gibi buradaki run taşı U947 numaralı taş. Sağ tarafında iki tane daha run taşı yer alıyor, sol tarafında iki tane daha run taşı yer alıyor. Diğer run taşları daha iyi görünümde. Burada da taşın tabii bir kısmı kırılmış. Ya o yüzden buradaki run döngüsünü göremiyorsunuz. Ama hala Plutark alfabesini görmekteyiz. Yani run yazısını görmekteyiz. İçinde yine işlenmiş bir haç işareti var. Tabii hatta burada bir ejderhanın hikayesinin anlatıldığını düşünüyor. Bu yön taşı olarak da bu yön ve ismi okunmuyor burada ama onun anısına yapılmış olan bir taş. Yine 11. yüzyılda yapılmış olan bir run taşı, bir kayanın üzerine işlenmiş taş. Aslında iyi işlenmiş ama tabii daha mesela diğer taşlara göre birazcık daha yine kaba ve şekilsiz. Daha sonra mesela bahsedeceğimiz bir taş da o Börje Kilisesi'ndeki taş. Bu anlamda o da kaba ve şekilsiz. Ama bu ondan daha düzgün bir şekilde, daha iyi işlenmiş durumda. Şimdi diğer taşlara bir geçelim. Hemen yanında yer alan taşlara bakalım. Yine burada görmüş olduğunuz run taşı aslında bunların en büyüğü diyebilirim. Yani yaklaşık 2 metre boyunda ve 1.5-1.5'a yakında eni var. Görmüş olduğunuz gibi üniversitenin bahçesinde yer alan, ki zaten söyledim yani üniversite şehrin içerisinde iç içe bütün bunlar korumasız bir şekilde yer alıyor. Zaten bu korumasız yer aldığı için de dikkat edin. Hava kirliliği, asitlenme yüzünden lekeli taşılarından dolayı taşın bu tarafında lekelenmeler söz konusu. Yine bu taşa da baktığınızda bir kaya parçasının üzerine oyulmuş olduğunu görüyorsunuz. Bunlar çoğunlukla yine 11. yüzyılda. Buradaki run taşlarına baktığınızda yine bir run döngüsü var. Kayaya işlenmiş run yazısında yine Plutark alfabesiyle işlenmiş olan yazıyı görmektesiniz. Yine içerisinde dikkat ederseniz arabesk motifli bir motif var. Ejderha motifi deniliyor bunlara zaten. Yine yılan başlarını belki görüyorsunuzdur. Bunlarla beraber burun döngünün içerisinde yer alıyor işte. Bunun yanında bu taşın içinde yine bir haç işareti de var. Tabii burada şundan bahsetmek istiyorum. Şimdi bir yeni dijital arama aracı var. O da Runor. Burada İskandinav Dilleri bölümünden Marco Bianchi'nin proje koordinatörlüğünde yapılmış olan bir arayüzü, bir web aracı. Ve buna baktığınızda şunu görüyorsunuz. Tabii bu yeni de üstelik piyasaya sürülmüş olan bir veri tabanı. 3 Aralık 2020'de daha henüz yeni yani. İskandinav dilleri tabii burada 1980'lerden sonra kurulmaya başlanmış ve araştırmalarını daha çok İskandinav dilleri üzerine yapmış. Bu arama aracına da baktığımızda üniversitenin diğer bölümleriyle ve Ulusal Miras Kurulu'yla beraber bu projeyi yapıyorlar. Zaten web sitesi de Ulusal Miras Kurulu'nun web sitesinde yer alıyor. Eğer telefonunuza bunu indirdiğinizde hemen ve girdiğinizde etrafınızda run taşı var mı yok mu bunları görebiliyorsunuz. GPS özelliği var.
Bunlarla ilgili bilgi edinebiliyorsunuz. Ayrıca Orhun Taşı ile ilgili neler deniliyor, neler yapılıyor, bunlarla ilgili bilgi alabiliyorsunuz. Tabii şu bilgiyi de vereyim. Yani ilk burun taşları yapılırken daha çok savaşlarda ölenler için ya da özellikle deniz aşırı giden Vikingler için dikilirken, daha sonraları günlük hikayeler için de dikildiğini görüyoruz. Hatta o kadar ki günlük eşyalara da yansıyor. Mesela metal parçaları, onun yanında bazı yine küçük taşlar, bazı nesneler, hatta kaseler olmak üzere bunlara işlendiğini de görmekteyiz. Ama ilk zamanlarda yapılan, bunun bir mod olduğu da düşünülüyor. İlk zamanlarda yapılanlar daha çok bu şekilde olurken, daha sonra bu giderek yaygınlaşıyor ve işte bu küçük eşyalara kadar, nesnelere kadar, günlük hayatın nesnelerine kadar da, günlük hikayelere kadar da yansıyor. Önceleri daha çok erkekler anısına yapılırken, yani mesela kadınlar anısına daha azken, zamanla bunun herkes içinde olduğunu görmekteyiz. Daha halktan kişilerin de aynı şekilde bunların anısına da bu runik yazıları yazıldığını görüyoruz. Tabii yine şundan da bahsedeyim. Hani bu Runor denilen web aracından bahsettik ya. Marco Bianchi bunu kendilerinin tabii tasarladığını düşünüyorlar. Yani hazır bir arayüz almaktansa kendi arayüzlerini oluşturmuşlar. Tabii ki başlarda çok sıkıntı falan olmuş ama şu an bütün Nordik yazıtlarını içeriyor. Bu Nordik yazıtları Ukrayna'dan, hatta Türkiye'den de olmak üzere bütün İskandinav dillerindeki runik yazıtlarını içeriyor. Yaklaşık da 7000'den fazla runik yazısının olduğundan bahsediliyor. Hem İsveççeleri hem İngilizceleri konulmuş ama tabii hala platformda yapılacak çok iş olduğundan da bahsediyorlar. Mesela ek resimlerin eklenmesi, bazı çevirilerin yapılması. Çünkü dediğim gibi alfabeyi çevirseler bile anlamsal olarak hala netlik kazanmamış durumda. Tabii şunu da ekleyeyim. Uppland diye geçiyor bu bölge. Daha önce Gamlopsala'da da bahsetmiştik. Onun yüzden bu bölgelerde çok fazla runik taş var. Bunlar çoğunlukla yerinde muhafaza edilmiş ama bazıları silindiği için kaldırılmış. Mesela iki tanesine gittik ama ne yazık ki yerlerinde yoktu onlar. Yani arama motorunda arıyoruz ama bazen de bu şekilde kaldırıldığı için ya da o bilmiyorum korumaya da alınmış olabilir, kaldırıldıklarını da görmekteyiz. Evet, bir diğer taşa geçelim. Onları da size göstermek istiyorum. Uppsala Üniversitesi'nin bahçesinde bir diğer run taşının önündeyiz. Dikkat ederseniz burada da yine bir kaya parçasının üzerine, yine bir run döngüsünün içerisinde yer alan, yine Plutark alfabesi, yani runik yazı da denilen alfabeyle çevrilendiğini görüyoruz. Buradaki motif biraz daha farklı farkındaysanız. Bunlar zaten genellikle sonsuzluğu temsil eden motifler bu arada. Bu run döngüsü de zaten o sonsuzluğu temsil ettiği için bilerek konuluyor. Yine buradaki de kılıç olarak da, ejderha olarak da nitelendirilebilir. Buradaki tabi yazıların anlamlarına bağlı olarak da bu resimlerin kullanıldığını bilmekteyiz. Bu arada şundan da bahsedeyim. Hani Runor dediğimiz o dijital arama aracına girdiğinizde size bunlarla ilgili bilgi veriyor. Bunların dediğim gibi Ulusal Miras Kurulu'nun web sitesinde yer alıyor ama bilgilerini üniversitenin veri tabanından alıyor. Aslında o yüzden üniversiteyle de yakın ilişkileri var. Tabi üniversitenin Karolina Rediviva'yı da gösterdim. Karolina Rediviva'da yaklaşık 5 milyon tane kitap bulunuyor. İsveç'in en büyük kütüphanesi, Avrupa'nın en büyük kütüphanelerinden bir tanesi ve yaklaşık 65 bin tane de el yazması bulunuyor. Tabii burun taşlarıyla da ilgili bilgiler var. Çünkü burun taşlarıyla ilgili kayıtlara çoğunlukla ya kilisenin arşivlerinden ulaşıyorlar ya da bu kütüphanelerin arşivlerinden ulaşıyorlar. Yine aynı şekilde üniversitenin veri tabanından bu bilgileri alıyorlar. Bu arama motoruna o şekilde geçiyor. Bu arayüzde o şekilde ekleniyor. Zaten Uppsala Üniversitesi'nde gördüğüm en önemli şeylerden bir tanesi müthiş bir kayıt sistemi var. Bunu Avrupa'nın genelinde görebilirsiniz. Yani Avrupa'da arşivleme, müzeleme ve kayıt tutma önemli bir yer tutuyor. Burada da ben bunu çok net bir şekilde gördüm. Özellikle 11. yüzyıldan sonra bunu daha da net görüyorsunuz zaten. 14. yüzyıldan itibaren. Çünkü üniversitenin de 1477'de kurulması, buradaki işte en eski mesela kilise 1200, yanlış hatırlamıyorsam 13. yüzyılda yapımı başlanmış, 18. yüzyıla kadar devam etmiş büyük katedralin yapımı. Tabi bu sırada arşivler tutuluyor, kayıtlar tutuluyor. Bu anlamda İsveç'in, aslında bütün İskandinav ülkelerinin ve Avrupa'nın iyi bir kayıt tutma sistemi var. Bu anlamda İsveç'in de, İsveç Ulusal Miras Kurulu'nun da iyi bir kayıt sistemi var. Mesela burun taşlarının hepsini, dedi zaten numaralarını size veriyoruz.
o arşivlerden aslında ediniyoruz. Zaten çoğunun da bunların önünde yazmıyor ama bunları üniversitenin kaydından bulabiliyoruz. Çoğunun da önünde numaraları da yer alıyor. Bunları kataloglamışlar, onlar hakkında bilgi de yer alıyor. Zaten o platforma girdiğinizde ya da baktığınızda etrafınızda size rün taşın olup olmadığını söylüyor. Bu taşların ne zaman yapıldığını, ustasının tabii eğer biliniyorsa, ustasının kim olduğu, renkleri, onunla benzer nesnelerin olup olmadığı hakkında bilgiler veriliyor. Şimdi diğer taşa geçiyoruz. Diğer taşımızı da ve öbür taraftaki taşımızı da göstereceğiz. Evet, burada da U939 numaralı runik taşını görüyorsunuz. Yine aynı şekilde kayanın üzerine işlenmiş olan bir taş. Bu da nispeten birazcık daha silinmiş durumda ama yine de okunuyor. Buradaki döngüyü de görebiliyorsunuz zaten şöyle, hatta sonsuzluk simgesi gibi. Yine aslında haç işareti de var ama burada ejderha motifini daha net bir şekilde aslında görüyoruz. Tabii bu anıt bu arada Horkum ve Burun tarafından babaları Igofos adına dikilmiş olan bir taş. Onların babasının anısına 11. yüzyılda dikilmiş olan taş. Ve arşivlerde de U939 olarak geçiyor. Tabi buranın arşivlerinden bahsettik. Önemli bir kayıt sistemi var. Hepsi kaydedilmiş. O Runor dediğimiz platformada girdiğimizde bunları görüp bunlarla ilgili detaylı da bilgi alabilirsiniz. Çevirileri de yer alıyor. Özellikle bu taşta net bir şekilde kim tarafından kime dikilmiş olduğunu da görüyoruz. Ama etrafındaki runik yazının bir kısmının ne yazık ki silindiğini de görmekteyiz. Uppsala Üniversitesi'nin bahçesindeki ana binanın önündeki son run taşının önündeyiz. Bu taş 896 numaralı taş. 1867 yılında Paris'ten, Paris Dünya Sergisi'nden buraya getirilmiş. Tabi burada da görüyorsunuz yine run yazısıyla yazılmış olan bir taş ve kim tarafından kimin için dikilmiş bilinmiyor ama yine birisinin anısına diye hatıra amaçlı dikilmiş olan bir taş. Ama bu taşla ilgili şunu biliyoruz, yine bir erkek ve ölen kişi Danimarka'da ölmüş, bunu bilmekteyiz ve daha sonra da buraya getirilmiş bu taş. Evet, biz Uppsala Üniversitesi'nin bahçesindeki run taşlarla ilgili size bilgiler vermeye çalıştık. Burada 5 tane taş vardı. Hem aynı zamanda bu Runor denilen dijital arama aracından bahsetmek istedim. Hem de bu İskandinav dillerinde bunlarla uğraşan Marco Bianchi'den bahsetmek istedim. Bu İsveç'in Ulusal Miras Kurulu'nun web sayfasına girdiğinizde, Runor'a girdiğinizde zaten göreceksiniz. 7000'den fazla İskandinav run yazısı var. Ve bunların hepsi Plutark alfabesiyle yazılmış olan yazılar. Bizim için önemli tarafı dediğim gibi Göktürk alfabesiyle olan benzerliği. Farklılıklar var ama bunu daha önce bahsetmiştik ama hemen hemen denk gelen bütün harfler aynı sesleri karşılıyor. Şimdilik buradan söyleyeceklerimiz bu kadar. Diğer run taşlarında görüşürüz. Uppsala'nın batı kesiminde Böye Kilisesi'nin önündeyiz. Burası şehir merkezine yaklaşık 12 kilometre uzaklıkta. Benim için biraz bisikletle geldiğimiz için yorucu bir yolculuktu. Çünkü inişli çıkışlıydı ve bisiklet yollarından ziyade daha böyle taşra yolları vardı. Çünkü burası biraz daha dış kesimde. Böyle çiftliklerin olduğu bir yer. Böyle kilisesi de bunların içerisinde yer alan, bu bölgeye hizmet eden bir kilise.
Börje Kilisesi'nin önünde, Çan Kulesi'nin karşısında ve mezar taşlarının duvarının da dışında bu runik yazısını görüyorsunuz. Bu yazıt 912 numaralı yazıt ve yine 11. yüzyılda yapıldığı düşünülüyor. Bu kilise büyük bir ihtimalle 1864 yılında yapılmış. Buradaki levhada da görebiliyorsunuz. Bu yazıtın deşifre edildiği kadarıyla Söfret diye birisi babasının peşinden buraya kadar yolculuk ediyor ve babası Borgar'ın anısına bu yazıtı diktiriyor. Burada gördüğünüz gibi bir runik döngüsü var. İçinde de haç işareti var. Bu runik döngü aslında onların atalarından kalan, atalarının dininden kalan bir durum ve Hristiyanlıkla atalarının ve dininin bir nevi aslında birleşimini görüyoruz burada. Runik döngü tabii gece ve gündüzü de temsil ediyor. Sonsuzluğu da temsil ediyor aynı zamanda. Ve burada gördüğünüz gibi taşların üzerinde kırmızı rengi ve oymacının ustalığına göre netliğini de daha iyi fark ediyorsunuz. Tabii içindeki şekiller de değişiyor ama bu çevresinde yer alan, runik döngüde yer alan harflerin değişmediğini görüyoruz. Evet, burası Börje Kilisesi. Börje Kilisesi'nin önündeki 912 numaralı taş ve bu taşta 946 ve 951 numaralı taşlarla benzerlik gösteriyor. Yine Uppland'dan bir runik taşla beraber sizlerleyiz. Uppland zaten kelime anlamıyla yayla demek. Baktığınız zaman da böyle yayla gibi bir yerdeyiz. Gerçi otoyola çok yakın bu runik taş. Hangi runik taşın önündeyiz? U956 numaralı runik taşın önündeyiz. Bu runik taşı Uppsala Belediyesi'ne ait olan bir taş ama Danimarka cemaatine ait olan diye geçiyor. Runestone'ların temel amacı mülkiyet işareti, inşaat hakkında övünme, ölü akrabaları yüceltmek ya da önemli olayları anlatmaktır. Uppland'ın bazı bölgelerinde bu taşlar sosyal ve ekonomik bir göstergedir. Viking çağından sonra yapılan hemen hemen bütün taşlar aynı formülle dikilmişlerdir. Ölen kim? Kim onun anısına diktirmiş, herhangi bir seyahat yapmış mı ya da içerisinde ölen kişinin anısına belirli duaların yer aldığı bilgiler içerir. Bu U956 numaralı taşa baktığımızda da bu bilgileri görmekteyiz. Bu taşı Steinhilder, Yunanistan'a seyahat eden kocası Vibjørn'ün anısına diktirmiş. Aynı zamanda taşta Tanrı ve Tanrı'nın annesi onun ruhuna yardım etsin diyor. Asmundur Karin'in oğlu da işaret etti diye belirtmektedir. Bu run taşı yine 11. yüzyıldan kalmış olan bir taş, yaklaşık 1000'li yıllarda yapılmış. Run Master'ı Osmund olarak geçiyor. Granit bir kaya zemin üzerine yine işlenerek, oyularak oluşturulmuş olan bir taş. Bu taşa baktığınızda yine bir run döngüsünü görüyorsunuz ve run döngüsünün hemen üstünde bir haç işareti ve altında da bir hayvan motifi var. Hayvan motifi zaten İskandinav mitolojisinde de Viking mitolojisinde de sıklıkla kullanılan motiflerden. Nitekim destanlarında da masallarında da biz bu hayvan motiflerine sıklıkla rastlamaktayız. Bu motifler hemen hemen aynı motifler. Türk mitolojisinde de geçen, özellikle kurt motifini, geyik motifini de biz İskandinavların ve Vikinglerin mitolojilerinde görmekteyiz ve hemen hemen benzer özellikler gösteriyor. Bununla ilgili ayrıntılı bir bilgi almak için de Ali Osman Abdurrezzan Türk Destanlarından Kalevele Destanı adlı kitabında bu benzerlikler kısmında mitolojik motiflerden, hayvan motiflerinden ve sosyal hayatla ilgili motiflerden bahseder. Bu motiflere baktığınızda bunların benzer özellikler gösterdiğini görürsünüz. Özellikle İskandinav mitolojisinde de ve yine Viking mitolojisinde de benzer hayvan motiflerinin kullanıldığını görmekteyiz. Uppsala
Uppsala ve çevresinde yüzlerce Rum taşı var. Biz size Uppsala'dan belirli konumda olanlardan ve ulaşabileceğimiz olan Rum taşlarından bazılarını gösterdik. Bunlar zaten genel karakteristik özellikler gösteriyor. O yüzden aslında hepsini tek tek göstermeye hem zaman açısından hem de imkan açısından pek mümkün değil. Ama biz size mümkün olduğu kadar belirli motifleri içeren, karakteristik özellikteki, belirli popülerliği olan ve belirli konumlardaki taşları göstermeye çalıştık. Tabii bu taşların her yıl hem Uppsala Belediyesi tarafından hem de belirli müzeler, üniversitenin işbirliği ve Ulusal Miras Kurulu'nun da katkılarıyla kontrolleri yapılıyor. Mesela Oplant Müzesi şunu belirtiyor. Bu Rum taşlarının son yıllarda bakıma ihtiyacı olup olmadıklarını tek tek kontrol ettiklerini söylüyorlar. Uplat Müzesi'nde ayrıca Rum taşlarıyla ilgili sergiler de yer alıyor. İsteyenler gidip Rum taşlarını orada da görebiliyor. Tabii çoğu Rum taşı kendi yerinde bulunuyor. Ama bazıları da müzelerde yer almakta. Aslında eğer imkanımız olursa ve gerekli izinleri alırsak biz size hem Uplat Müzesi ile ilgili de bir video belgesel çekmeyi düşünüyoruz. Hem bu mesela bundan sonra Stockholm'a geçeceğiz ve Stockholm'dan da size birkaç tane Rum taşı göstereceğiz. Hem de Stockholm'daki bu açık hava müzesi olan Skansen Müzesi'nden de mesela bir içerik paylaşmak istiyoruz. Ya da işte yine belirli müzeler var, belirli yerler var. Mesela Uppsala Müzesi gibi, Viking Müzesi gibi projelerimiz var. Belki bunlarla da ilgili bilgiler verebiliriz. Bunun yanında bir de Viking yolu var. Bu Viking yolu da Vikingaladen diye geçiyor. Uppsala'nın kuzey tarafında yer alıyor. Mesela bu Viking yolu denilen yerde de hiking ve trekking yapılıyor. Aslında biz ilerleyen zamanlarda yine orada da böyle hiking ve trekking yapmaya gideceğiz. Eğer mümkün olursa orada da böyle bir video içeriği hazırlamayı düşünüyoruz. Bu Viking yolunda da Runestone'ların olduğunu söylüyorlar. Yine denk gelirsek bunlarla ilgili zaman zaman da içerik paylaşacağız. Tabii ben son yıllarda bu konuyla ilgilenmeye başladım. İşin içine girdikçe konu derinleşiyor, bilgi artıyor, çok fazla malzeme var. Pek çok şeyle karşılaşıyoruz. Bunların ilgili olanlarını, bizim alanımızla ilgili olan içeriklerini de zamanla sizinle paylaşmayı düşünüyoruz. Uppsala'da yer alan bir ilginç taştan daha bahsetmek istiyoruz. Biz oraya daha önce gidip fotoğraf çekmiştik. O da O1125 nolu taş. Bu taş karakteristik bir taş. Yaklaşık 400 ya da 500'lü yıllardan kalma ilk taşlardan bir tanesi. Bu taşa baktığınızda görüyorsunuz şaşkın bir surat ifadesi var. Bunun yanında bu harflerin ismi olacağını söyleniyor. Hatta bu heykelin ellerinin neden böyle olduğu da tartışmalı. Elleri ateşte mi yandı yoksa bir şey mi ifade ediyor? Bununla ilgili de çeşitli görüşler var. Bu kişinin o mezarın patronu olduğu da söyleniyor. Bu taş Krokstad'da orijinal yerinde bulunuyor. O anlamda da dikkat çekici. Bu taş da yine tipik karakteristik özelliklerden ama bu daha eski olan motifler. Mesela burada 11. yüzyıldan sonra gördüğünüz taşlarda dikkat ederseniz bu taşların birbirine benzediğini göreceksiniz. Çoğunlukla Uppsala'daki Rum taşlarından bahsettik. Bunlar dikili taşlardı. Tabii bu runik yazılar sadece taşlara işlenmemiş, gündelik eşyalara da işlenmiş. Daha önce de bahsetmiştim işte bunlar taşlardı, kemik parçalarıydı, belirli nesnelerdi, kaselerdi. Ama mesela Uppland Müzesi'nde koşu çubukları var. O koşu çubuklarının üstüne dahi run yazıları yazılmış. Kime ait olduğu ya da gittikleri güzergahlar gibi değişik bilgilerin yer aldığı, böyle değişik yazıların olduğu, dediğim gibi daha gündelik artık hikayelerin ve olayların da burun yazısıyla bu tür nesnelere yazıldığını görmekteyiz. Uppsala'dan sonra Stockholm'dan da birkaç tane runik taş örneği vereceğiz. Onların da çoğunluğu böyle Viking zamanından kalma. O taşlarla da ilgili bilgi verdikten sonra belgeselimizi tamamlamış olacağız.
insanları Stockholm'daki runik yazıtlarla ilgili olarak Viking seferleri ve ilçede oluşan zenginliğin artmasına dikkat çekmektedirler. Aynı zamanda Stockholm yakınlarındaki İsveçli reisler ticaret yoluyla hem doğu hem de batıdaki yağmalar sonucu hatırı sayılı servetler yaratmışlardır. Bunun da bu taşlar üzerinde etkili olduğu düşünülmektedir. Şu anda İsveç'in başkenti Stockholm şehrindeyiz. Biliyorsunuz daha önce de bahsetmiştik. Kuzey Avrupa ülkesinde pek çok rum taşı bulunuyor. Bu taşların büyük çoğunluğu da İsveç'te yer alıyor. İsveç'te de özellikle Uppsala ve çevresinde, Stockholm ve çevresinde bu taşları görmek mümkün. Ancak Stockholm'de şehrin merkezinde de bu taşlardan birini böyle sokak ortasında korunmasız bir şekilde görebiliyorsunuz. Burada gördüğünüz taş. Bu taş yaklaşık olarak yarım metre uzunluğunda gri bir zemin üzerinde kırmızı renklerle oyuklar açılarak işlenmiş olan bir taş. 11. yüzyılda yapıldığı düşünülmekte ve bir demirci ustası tarafından yapıldığı ve bir çırağının ona yardım ettiği düşünülüyor. Daha sonra tabi taramalardan, üç devlerden falan geçmiş ve oyuklar açılarak yapıldığı fikrine varılmış. Rum taşlarına baktığımız zaman, bu taşa baktığımız zaman çevresinde gördüğünüz gibi şuradaki işaretler, runik yazılar. İçinde ise arabesk bir motif yer alıyor. Aslında bir ejderhanın ve yılan taşlarını görmektesiniz ama bunun bir ejderha motifi olduğunu söylüyorlar. Ve bu taşın da bir hatıra için aslında yapıldığı söyleniyor. Buradaki yazıların anlamları tam olarak deşifre edilmiş olmasa bile babalar için oğulları tarafından kapatıldığı ve bunların adlarının yer aldığını görmekteyiz. Özellikle Uppsala'da ve çevresinde çok daha fazla taş var ama Stockholm merkezde de 3 tane rum taşı bulunuyor. Bu taşlardan bir tanesi dediğim gibi bu Stockholm'un eski şehri olan Damastan'da yer alıyor ve bu caddede gördüğünüz bu duvar üzerinde yer alan taş. Büyük ihtimalle ağır olduğu için taşınmamıştır ama bu şekilde korunuyor. Mesela bir tanesi de Stockholm Orta Çağ Müzesi'nde yer alıyor. Diğeri ise kayıp olduğu düşünülmekte. Bu taşla ilgili şu an için söyleyeceklerimiz bu ama daha sonra bununla ilgili de ayrıntılı bilgi vereceğiz. Stockholm'daki o 53 numaralı bu taş ilk olarak 17. yüzyılda Johannes Braeus'un mesajının bazı kısımlarını yazdığı tarih kayıtlarında görülür. Aslında ne büyüklüğü ne de güzelliğiyle dikkat çekici olan bu taş, on binlerce turistin ve öğrencinin patika yolundaki belirgin konumuyla ünlüdür. Eskişehir'de bulunan 3 rune taşından biridir. Bu taşta Thorsten ve Frog'un taşı oğullarından sonra diktiği söylenir. Taş imzalı bir taş değil ve stili bilinen herhangi bir rune master'la da ilişkilendirilemiyor. Ama diğer tipik bazı olan bu tarzdaki rune taşlarıyla aynı stilde olduğu söyleniyor. Bu runestone stili sıkı desenlerle iç içe geçmiş ince ve stilize hayvanlarla karakterizedir. Hayvan başları tipik olarak ince badem biçimli gözlerle burun ve boyunlarından yukarıya doğru kıvrılmış görüntüsüyle bu profilde görülür. Yazıtın ilginç bir detayı sağ ortadaki haç biçimli gravürdür. Muhtemelen Hristiyan mesajını vurgulamak için tamamlandıktan sonra taşa eklenmiştir. Tabi bu taşın içindeki ejderha motifi dikkat çekicidir. Ejderha motifi hemen hemen her kültürde görülen mitolojik bir varlıktır. Özellikle Orta Çağ'da Hristiyan inancında da anlatılarda da çok fazla ortaya çıktığını görüyoruz. Ancak şöyle bir durum var. Hristiyan inancında uğursuz olarak görülen ejderhaların ve yılanların birisinin anısına hatıra amaçlı dikilen bu runik yazıtlarda bu kadar sıklıkla görülmesi de ilginçtir. Genellikle doğuda daha olumlu şekilde karşımıza çıkar. Tabii bunların kimisi farklı özellikler gösteriyor ama genellikle bilgeliği simgeliyor, uğur getiren ve iyiliği simgeleyen hayvanlar olarak, varlıklar olarak görülebiliyor. Türk mitolojisinde de gücü simgeleyen olağanüstü bir varlıktır. Mesela Asya Hun İmparatorluğu'nda Mete'nin ejderha soyundan türediğine dair anlatılar vardır. Hatta bu Dede Korkut'un en son bulunan hikayesi olan bu Türkistan Sahran nüshasında Salur Kazan'ın 7 başlı ejderhayı öldürmesini hikayesinde de mesela ejderha motifi geçer. Ama dediğim gibi doğu toplumlarında daha olumlu anlamda karşımıza çıkar. Ejderhalar da genellikle farklılıklar gösterir. Mesela kimisi dağlarda yaşar, kimisi yerin altında, kimisi mağaralarda, kimi de suda yaşarlar. Çok ilginçtir. Mesela 12 hayvanlı Türk takviminde de ejderha yılı vardır ve
aslında baht yılıdır. O yılda doğan erkeklerin şanslı olduğunu inanılır. Mesela Türk masallarında, Anadolu masallarında da geçer. Anadolu masallarında da genellikle böyle su kaynaklarının koruyucusu olarak karşımıza çıkar ama bazen olumsuz olarak da karşımıza çıkabiliyor. Galmistan'da bulunan taşlardan bir tanesi bu U53. Bir diğeri de U274 ki bu U274 numaralı taş Suristan yakınlarındaki Güney Şehir Kapısı'nın yanındaki bir duvarda bulunan ikinci bir rün taşı. Bugün Stockholm Orta Çağ Müzesi'nde tutulmakta ve onun üzerinde de Karl ve Adissa bu taşı babaları Arnesil'den sonra dikmiştir yazmaktadır ve tarz olarak da Stockholm'un güneyinde Södermanland'da bulunan taşlara benzemektedir. Üçüncü runik taşı olan U54 ise bugün kayıp ama bir zamanlar Derholmskirkan yani Derholmen Kilisesi'ndeki bir merdivende bulunuyormuş. Eski Norse şiirlerinin derlemesi olan Havamal'de Odin, ben de runik taşlara yazdım ve onları boyadım demektedir. Kırmızı renk süslemelerde daha kolay fark edildiği ve runik taşlar Viking çağında kırmızıyla boyandığı için bugün çoğu runik taş Falu kırmızısı ile boyanmaktadır. Zaten Falu rengi de ismini İsveçli irisinden alır. Kilise yapımında inşaat malzemesi olarak kullanılanlarda orijinal renkler beklenmedik şekilde çok iyi durumda kalmış bazı runik taşlar mevcuttur. En yaygın ortak boyalar yağ ve su ile çerçevelenmiş aşı boyası, kurşun oksit duman, kalsiyum karbonat ve diğer karbon renkleridir. Ayrıca Vikingler beyaz kurşun, yeşil malahit ve mavi azurit renklerini kıta Avrupa'sından ithal etmişlerdir. Kimyacılar kırmızı vermilyonu da keşfetmişlerdir. Bu daha pahalı bir renk. Bunun da runik taşlarda kullanıldığını bu renklerin görmekteyiz. Ayrıca runik taşların kan ile kırmızı yapıldığını anlatan ilginç metinler de vardır. Örneğin Grettis sagasında anlatıldığı üzere Völva taşı kendi kanı ile boyamıştır. Benzer şekilde Egil sagasında taşı kendi kanı ile boyadığı anlatılır. Runik yazıtlar ile taşlar yerleştirme geleneği ilk olarak 4. ve 5. yüzyılda ortaya çıkmış. Bu erken dönemde Norveç ve İsveç'te genellikle mezarların yanına yerleştirilmiştir. En çok runik taş 950 ile 1100 yılları arasında inşa edilmiş ve çoğunlukla İsveç ile Danimarka'da dikilmişlerdir. 3000 taş, 6000 civarında runik yazı mevcuttur. Runik taşlar yol, köprü inşaatları ve sığ yerler gibi seçilen noktaların manzaralı yerlerine yerleştirilmişlerdir. Orta çağ kiliselerinin inşaatlarında malzeme olarak kullanılmışlardır. Bu taşların zaten kilisenin yerinde mi olduğu yoksa sonradan mı oraya taşındığı tartışmalıdır. Bugüne kadar bulunan runik taşlardan %95'inin yeri bilinmektedir. Bilim insanları yerleri bilinen bu taşların %40'ını kendi özgün konumlarında bulmuşlardır. Geri kalanı ise kiliseler, yollar, köprüler, mezarlar, çiftlikler ve su yollarında bulunmuştur. Öte yandan bilim insanları bu son grup taşların kendi orijinal yerlerinden çok uzağa götürülmediklerini de düşünmektedirler. Danimarka, İngiltere ya da Saksonya ve Bizans İmparatorluğu'na seyahat etmiş İsveçliler doğudan yani batıya doğru yapılan seferlerinde İsveç'in Hristiyan olmasında önemli rol oynamışlardır. Misyonerler tarafından kullanılan dil birçok taşta yer almaktadır ve dua ettikleri formal dilden farklı bir dil kullanmışlardır. Pek çok bölgede bulunan taş yazıtların yaklaşık %50'sinde Hristiyanlığın izleri vardır. Dünyanın en yüksek yoğunlukta runik yazıtlarının olduğu Uppland'da bulunan 1196 taş yazıtının yaklaşık %70'inde kazınmış haçlar veya Hristiyan duaları ile açıkça Hristiyandır, sadece birkaç runik taş açıkça Hristiyan değildir diye ifade edilir. Bilim insanları pek çok Hristiyan runik taşın Uppland'da toplanmasının nedenini ilçenin İskandinav putperestliğin ve yeni Hristiyanlaşmış İsveç kralı arasındaki çatışmanın odak noktasında olması olarak ileri sürmüşlerdir. Reislerin krala bağlılıklarını göstermek için runik taşlarına Hristiyan haçları ve dualar ekleyerek Hristiyan inançlarını göstermek için çalışmaları mümkündür. Ayrıca runik taşlar dönüşümün oldukça barışçıl bir süreç olduğunu göstermek için de dikilmişlerdir. Bir başka teoriye göre ise hepsi değil ama bazıları bazı klanlar arasında popüler olan bir sosyal moda olduğu görüşü de vardır. Güney Uppland'da bazı klanlar runik taş dikmeye başladıklarında komşu klanlar onları taklit etmeye başlamışlar. Ancak bu klanların diktikleri taşlar kısmen daha az etkili olmuş ve aynı popülerliğe ulaşmadığı düşünülmektedir.
Belgeselimizin son Hunik Taşı ile beraber sizlerleyiz. Stockholm'daki bu Karlbeck Kale Parkı denilen yerdeki U-124 numaralı bu Viking Hunik Taşı ile beraber sizlerleyiz. Şimdi bizim bulunduğumuz yer dediğim gibi Karlbeck Castle Park olarak geçiyor. Bu U-124 numaralı taş da aslında 1921 yılında bir taş yığınının içerisinde bulunmuş. Toprakta gizli olarak, gömülü olarak bir taş yığınının içerisinde bulunmuş. Daha sonra bu altındaki toprak zeminle beraber buraya getirilip yerleştirilmiş bu taş. Bu taşta da yine baktığınız zaman işte 2 metre boyunda, 1'e 20 eninde ve runik döngüsünde yaklaşık 7 santim çapında olduğunu görüyorsunuz. Yine tabii ki bir haç işareti. Yine daha önce bahsettiğimiz ejderhalar, yılanlar ve bunların iç içe geçmiş arabesk motiflerini görüyorsunuz. Kırmızı rengini, klasik bir Viking run taşıyla karşınızdayız. Şimdi burada tabii ne yazıyor? Bu taşı Anut ve Torgi Ascot adına diktirmiş. Stockholm Solna'da bulunup buraya getirilmiş olan bir taş bu taş. Ve toprak dolgusuyla beraber Karlbeck Castle Park denilen yere yerleştirilmiş. Burada diğer yerlerden farklı olarak şunu görmekteyiz. Mesela buradaki levhasında, tanıtım levhasında tek tek hangi buradaki run yazısında bu run alfabesi diye de belirtmişler İsveççe ve hangi işaretin hangi sesi karşıladığını da tek tek veriyorlar. Örneğin bu işaret M harfini, bu işaret L harfini, bu işaret K harfini, bu işaret P harfini gösteriyor. Baktığınız zaman hatta şurada bir resimle beraber bunu da yerleştirmişler. Evet, bu 124 numaralı taşımız da aslında bizim belirlemiş olduğumuz bütün taşları tanıtmış oluyoruz. Tabii şunu belirtmem gerekiyor. Pek çok taş var. Yani Uppland denilen bölgede, Uppsala'da ve Stockholm'de ve çevresinde yüzlerce rün taşı bulunuyor. Bunların hepsini tek tek çekip göstermek, hepsi hakkında bilgi vermek biraz zor. Bu konu geniş bir konu. Hem dil bilimini içeriyor, hem halk bilimini, hem tarihi, hem edebiyatı içeren geniş bir konu. Aslında bu konuyla ilgili olarak disiplinler arası çalışılması gerekiyor. Disiplinler arası çalışılırsa daha iyi sonuçlar elde edileceğini düşünüyoruz. Ben burada hani tek tek böyle çevirilerini yapmak öyle bir hakimiyetim yok zaten. Ama buradaki amacımız size bu taşlarla ilgili genel bir bilgi vermek. Bu alfabedeki benzerlikleri ve İskandinav mitolojisiyle Türk mitolojisindeki benzerlikleri size göstermeye çalıştık. Hem de bu bölgeyi biraz tanıyın istedik. Çünkü hani iki ayrı coğrafya, belki de en uzak olan coğrafyalardan bir tanesindeyiz. Kuzey Avrupa'dayız. Ama benzer kültürel özellikler, mitolojik özellikler, alfabe özellikleri gösteriliyor. Tabii çok zaman geçmiş. Yani bu taşların çoğu 11. yüzyıldan. Ama baktığınız zaman bize tarih hakkında aslında çok derin bilgiler de veriyor. Ama tabii daha üzerine yapılması gereken çok da çalışma olduğunu düşünüyorum. Özellikle diğer alanlarla beraber farklı kültürlerle ya da benzerliği olan diğer devletlerle, onların tarihleriyle, kültürleriyle ilgili de çalışma yapılması gerekiyor. Belgeselimizin sonuna geldik. Size özellikle çoğunluğu Uppsala'dan olmak üzere ve Stockholm'dan da birkaç taşla Uppland bölgesindeki runstone'larla ilgili bilgi vermeye çalıştık. Neden runstone'ları ele aldık? Çünkü Göktürk alfabesiyle olan benzerliğinden kaynaklı. Tabii bununla ilgili görüşleri de dile getirdik. Bu runik yazıların kökenini Türklere dayandıranlar da var ya da Batı menşeli olduğunu savunan bilim insanları da var. Biz her iki görüşten de birkaç örnek size vermeye çalıştık. Ama burada hangi görüşten olursa olsun benzerlikler dikkat çekici. Tabii bu alfabeyle benzerlik olarak hani dedik ya yaklaşık olarak 3000 taş var. Bunun 300 tanesi bu benzerlikle tam örtüşüyor. Bu ilk değişmeyen runik alfabeyle daha çok örtüştüğünü de belirtmemiz gerekiyor. Bunun dışında size İskandinav mitolojisi ve Viking mitolojisi hakkında da, kültürü hakkında da bilgiler vermeye çalıştık. Çünkü bunların yazıtlara yansıdığını görmekteyiz. Nasıl? Mesela işte o runik döngüsü, gece gündüzü temsil etmesi, sonsuzluğu temsil etmesi, inançları, hayvan motiflerini kullanması, bunun gibi benzer özelliklerinde bu taşlara yansıdığını görmekteyiz. Dikilme amaçları da aslında hemen hemen Orta Asya'da dikilen dikili taşlarla da benzer özellik gösteriyor. Bunun yanında hayvan motifleri de yine İskandinav mitolojisi ve Viking mitolojisine baktığımızda Türk mitolojisiyle çok benzerlik gösteriyor. Neden? Çünkü burada da mesela kurt motifi çok önemli.
kurt ruhu denilen bir şey var. Onun dışında kartal çok önemli, geyik çok önemli, ejderha önemli. Bu tür mitolojik varlıkların biz Türk mitolojisinde de görüldüğünü ve hemen hemen aynı özellikler gösterdiğini de bilmekteyiz. Zaten Odin'in de biliyorsunuz şamanistik özellikler gösterdiğini vurgulamıştık. Bu konuda Batı dünyası daha hemfikir. Çünkü şamanlığı böyle Türk şamanlığı gibi algılamıyorlar da daha geniş bir perspektifte bakıyorlar. Özellikle Orta Asya'dan, Moğolistan'dan olmak üzere bununla ilgili de çok fazla çalışma var. Bunun yanında destanlara ve halk masallarına baktığımızda da ortak motifler ve özellikler görüyoruz ama o başka bir çalışmanın konusu. Ama biz genel anlamda bu runik yazıtlara da bu tür motiflerin yansıdığını da görmekteyiz. Biz bu belgeseli kendi imkanlarımızla çekmeye çalıştık. Süreç içerisinde de öğrendik, araştırdık, inceledik. İlla ki eksiklerimiz olmuştur, yanlışlarımız olmuştur. Bu konuda affınıza sığınıyoruz. Ama mümkün olduğu kadar bunlarla ilgili, bu yazıtlarla ilgili size bilgi vermeye çalıştık. Umarım faydalı olmuştur. Başka projelerde görüşmek dileğiyle.